ki o elmas namaz alır. Çıktı ya Rabbi, bu kuluyun bir elmas namazı çıktı. Tümünü elmas üzerinden sayın. Her namaz bir namazı kılmak için kılınır. Her oruç bir orucu tutmak için tutulur. Onun için hiçbir ibadet bir ibadetin aynısı değil, diğerinin aynısı değil. Ne olursunuz ibadetleri cennete yürüyüş yolunda birer adım olarak gör. Bu gece için de aynısı geçerli. Bu geceyi ne olur altın geceye dönüştür. Altın gece. Eğer altın geceye dönüştürürseniz teneke gecelerinizi de Rabbim onları da altın üzerinden hesap edin der ve kimse ona dönüp de ya Rabbi bu cömertlik fazla olmuyor mu diyemez. Diyemez. Çünkü ketebe ala nefsihir rahme. Merhameti kendine yazdı diyor Allah. Merhameti kendisine yazdı. Yazmış. Evet. Hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketü ver ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emrin selam. Melekler yanlarında ruh olduğu halde, vahiy meleği de olabilir bu, vahyin kendisi de olabilir. Nahl suresinin 2. ayetinde, Şura suresinin 52. ayetinde ruh vahiy olarak geçer. Yanlarında vahiy olduğu halde niye vahir, niye ruhtur? Çünkü vahiy ölü insana can verir de onun için. Vahiy hayattır da onun için. Kur'an vahiy hayat demiyor mu? Öyle demiyor mu? İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Evet. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Sizi davet ettiğinde Allah, Allah ve Resulüne icabet edin. Neye davet ettiğinde? Dirilişe çağıran, dirilmeye çağıran bir vahye davet ettiğinde. Limâ yuhyikum. Demek ki vahiy ölü kalpleri diriltirmiş. Yani yemek, içmek, çiftleşmek, uyumak, çalışmak, vahye göre yaşamak manasına gelmiyor. Allah yaşıyor demesi için yüreğine vahyin inmiş olması, içine imanın inmiş olması lazım. Yoksa ölü diyor, ölü, ölü. İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalb. Ayete bakın, ayete. Bir kalbe sahip olanlar için bu Kur'an'da öğüt vardır. Yani öğüt almayan kalbi yok demektir mi diyorsun ya Rabbi? Aynen öyle. Demek ki ya Rabbi sen kalb ile farklı bir şey kastediyorsun. Yani içimizdeki kan pompası senin kalp dediğin şey değil. Değil ya. Bambaşka bir şey. O imanın makarı. O yere göğe sığmayanın içine sığdığı yer. O insanın içindeki Kabe. Onun için bakın görüyorsunuz. Diriliş o. Dirilişe çağırdığında. O sebeple aziz müminler, ruh denmiş vahye. Vahye ruh. Evet. Tenezzelul melâiketü ve ruhu. Melekler yanlarında sözün ruhu, kelamın ruhu olan vahiy, insanı dirilten vahiy olduğu halde inerler de inerler. Bir teviye inerler. Fîhâ biizni rabbihim min kulli emrin selam. Rablerinin izniyle hayatın her alanına dair mutluluğun anahtarlarını getirirler. Eyvallah. Ekonomiye dair mutluluğun anahtarı, siyasete dair mutluluğun anahtarı, hayata dair mutluluğun anahtarı, eğitime dair mutluluğun anahtarı,
Aileye dair mutluluğun anahtarı, evliliğe dair mutluluğun anahtarı, eve dair mutluluğun anahtarı, şehre, sokağa, caddeye, çarşıya dair mutluluğun anahtarı. Hayatın hangi alanı var? Min kulli emr. İbn Abbas min kulli imrin okumuş. Herkes için manasına gelir, her bir kişi için. O da güzel, o da güzel bir mana. Ama hayata dair her işin mutluluk anahtarını indirir. Öyle değil mi? Kur'an bu anahtarları taşımaz mı? Kur'an'da hayata dair her mutluluğun anahtarı var. Ekonomide eğer kriz varsa Kur'an'dan uzaklaştığınız için var. Eğer ahlakta kriz varsa Kur'an'dan uzaklaştığımız için var. Eğer ümmette kriz varsa Kur'an'dan uzaklaştığımız için var. Eğer siyasette kriz varsa Kur'an'dan uzaklaştığımız için var. Eğer ticarette kriz varsa Kur'an'dan uzaklaştığımız için var. Bakın, bakın şöyle, hayatın hangi alanı olursa olsun Kur'an'da o işin anahtarı var. Selam hiye hatta matla'il fecr. Ne zamana kadar? Şafak atıncaya kadar. Hangi şafak? Öncelikle Kadir Gecesi'nin şafağı. Önce onu söyleyelim. Kadir Gecesi hangi geceydi? Vahyin size nazil olmaya başladığı gece. Bu gece, bugün şu ayet hayatıma nazil oldu. Sahabe böyleydi, biliyor musunuz? 10 ayet alırdı, 10 ayet hayatına nazil olurdu, ondan sonra bir 10 ayet daha alırdı. Hiç bizim gibi böyle baştan sona ezberlemediler. Efendimiz onun için vefat ettiğinde sadece sahabe arasında 4 hafız vardı der İbni Abbas. Daha sonradır diğer hafızlar. Niye? Onlar yaşamak için bakıyorlardı vahye. Onlar muhafız olmaya bakıyorlardı. Onun için hayatlarına iniyordu. Öyle ciddiydiler ki vahiy karşısında. Öyle ciddiydiler ki biz de öpüyoruz vahyi. İkrime de öptü. Sahabe içinde Mushaf'ı öptüğü rivayet edilen tek sahabi İkrime'dir. Kim İkrime biliyor musunuz? Ebu Cehil'in oğlu. Ebu Cehil'in oğlu. Ne olmuş? Fetih gününe kadar imana yanaşmadı. Allah Resulü'nden kaçtı. Fetih günü de kaçtı. Habeşistan'a geçmek üzereyken karısı arkasından gitti, yalvardı, yakardı. Denize ayak basmak üzereyken kolundan tuttu. Mekke'de olan Allah Resulü'nün önüne getirdi. Ebu Cehil'in oğlu. Ölüden diri çıkar mı? Çıkar diyeyim. Azer'den İbrahim çıktıysa Ebu Cehil'den İkrime çıkmaz mı? Diriden ölü çıkar mı? Çıkar. Nuh'tan Kenan çıktığı gibi. Çıkar. Allah bizim gibi, bizim gibi dirilerden ölü evlatlar çıkarmaz. İnşallah. Evet. İkrime bir mushaf yazmıştı kendisine. Boynuna asmıştı. Kur'an'ı buldu ya, ömrünün sonunda buldu ya, çölde bir su bulan susuz gibi. Siz Kur'an'ı öyle bulun da bir bakın bakalım. Bir susuz kalın da bir bakın bakalım. Vahyin kıymetini nasıl biliyorsunuz? Raviler diyor ki, İkrime öyle bir imana geldi ki, İkrime'nin yüzüne bakınca cennetliği görüyoruz zannettik. Allah Resulü onu o kadar hassas korudu ki, Allah Resulü onun imanını o kadar güzel gördü ki, yanında babasını asla anmayın, onu üzecek bir şekilde babasını anmayın diye İkrime'nin gönlünü görüyordu Allah Resulü. İkrime göğsüne mushafı asmıştı. Ne zaman böyle bir nefes alsa yemek için dahi vakit ayırmaz, Kur'an'ı açar,
Onun üzerinde tefekkür eder, tefekkür eder, tefekkür eder, tefekkür eder, okur, gözyaşları, sayfaları ıslatır, bağrına basar, bir çocuğu okşar gibi. Kelamu Rabbi.